Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. Kitap benim has bahçemdi. Hayat yolculuğumun sınır taşları kitaplardı. Bir avuç kelime kıtaları birbirinden ayırır. Yer sarsıntısı gibi uçurumlara kübra atan cümleler de var. İnsan zekası çevresinden tiksindiği için sanata ve felsefeye sığınır. Kitaplar, bileziklerin onda biri kadar etse, beyefendilerimizle hanımefendilerimiz arada bir okumak hevesine kapılırdı belki. Kendimizi tanımak, irfanın varabileceği en yüksek merhale. Düşünce ile çığlık bağdaşmaz. Şuurun sesi çığlık değildir. Yabani bağırır, medeni ise konuşur. İzimler, idrakimize giydirilen deli gömlekleri. Birçok kitapları okumuş olmak, hatta okumuş görünmek için okuyoruz. Birçoklarını da çevremizden kaçmak için. Gürültülü dünyadan kitapların asude inzivasına iltica ettim. Kitap zekayı kibarlaştırır. Zekanın tavırlarını efendileştirmek için okumak zorundayız. İnsanları eskisi kadar sevmemek, insanları ve eşyayı, galiba ölmek de bu. Düşman bir çevrede ister istemez kitaplara kaçıyorum. Yani düşünceye ve edebiyata hür bir tercih sonunda yönelmiyorum. Yaşamak için kendime bir dünya inşa etmek zorundayım. Hayat, herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya. Okuduğunu tahlil etmeyen, daha önce okuduklarıyla karşılaştırmayan, her an kendi kafasını kullanmayan zekasını mahveder. Her dudakta aynı rezil şikayet. Yaşanmaz bu memlekette. Neden? Efendilerimizi rahatsız eden bu toz bulutu, bu lağım kokusu, bu insan ve makine uğultusu mu? Hayır, onlar Türkiye'nin insanından şikayetçi. İnsanından, yani kendilerinden, aynaya teamülleri yok. Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır. Ben putperest değilim, kitaba tapmıyorum. İçindeki ses, içindeki ışık, içindeki sevgi, içindeki ruh, içindeki çile, içindeki gözyaşı, içindeki tecrübe, içindeki tanrı çekiyor beni. Dağları bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar. Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev, mazideki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç, unutkanlığa bıraktı yerini. Ben Avrupalıyım demeye başladı. Asya bir cüzdanlılar diyardır. Avrupalı dostları acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına "Hayır delikanlı" diye fısıldadılar. Sen bir az gelişmişsin ve Hristiyan batının göğsümüze iliştirdiği bu idam yaftasını bir nişan-ı zişan gibi gururla benimsedi aydınlarımız.